Bugün 21 Şubat 2023, depremin 16. günü. Seyran Tepe köyündeyiz. Tabi Seyran Tepe mahallesi yazıyor ama köydü eskiden. Dulkadiroğlu Belediyesi'ne bağlı bir köy. Köyde bizim daha önce de aldığımız düğün vardı, bilgi vardı. Böyle yıkılan bina olmadığı söyleniyordu. Ama biz yine de bugün biraz fırsat buldukça gelip görmek istedik. Teyze merhaba, geçmiş olsun. Sağ olun. Nasılsınız? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ediyorum. Köyde umarım zarar ziyan yoktur, çok yıkılan ev yoktur umarım. Var mı? Var. Kaç haneli bir köy Seyran Tepe? Vallahi bilmiyorum. Buranın kurmancı ismi nedir? Topalan mı? Uvare Topal, Umhuroji Seyran Çevik. Uvare Topal diyorlar. Ha. Teşekkür ediyorum, sağ olasın teyze. Sağ olasın. Muharre Topal diyorlarmış. Eski ismi. Siz de bir koku alıyor musunuz? Hayvan kokusu var herhalde, enkazın altında kalan ölen hayvanların kokusu. Evet, burada da insanlar bahçelerine kurdukları çadırda kalıyorlar. Bazı evlerin üzerinde barkodlar gördük. Demek ki yapı denetim gelmiş. Evet, bu evin taş duvarları dökülmüş ama iki katlı herhalde taş duvar. İki perdeli yapılmış, o yüzden bir perdesi dökülmüş. Burada ise duvarın tamamı yıkılmış. Merhaba. Merhaba. Geçmiş olsun. Sağ olasın. Biz Diyarbakır'dan geldik. Mezopotamya Ajansı muhabirleriyiz. Dedik bir köyleri dolaşıyoruz. Sizin köydeki durumu sizden öğrenebilir miyiz? Ne durumdadır? Kaç haneli bir köy Seyran Tepe? 150 haneye yakın. 150 haneye yakın. Evet. Şöyle alabilir miyim? Güneş var lütfen. Şöyle bu enkazın olduğu yer. Yıkılan bina sayısı kaç? Yani tamamen enkaza dönüşen... Tamamen enkaza bu şekilde dönüşen aşağı yukarı 10-15 tane bina var yani. Ha, yani bunun gibi duvarları dökülmüş, aslında tamamen çökmemiş. Hı-hı. Enkazın altında kalan... Yok, çok şükür. Çok enkaz şükür, altında çok... yani iki kişi kaldı, onda hafif yaralarla. Sağ salim çıkabildiler, çok Hı-hı. iyi. Köyün tamamı, yani bu hanelerin tamamı oturuyor muydu yok, yoksa? Burada çoğunlukla Almancı evleri var. Evet. Boş olan evler yani sayısı biraz daha fazlaydı. Evet. 180 haneye kadar doluydu. Peki bugün 16. gün depremin, sizler evlerinize geçebilmeye başladınız mı yoksa? Çadırlarımızda kalıyoruz. Hala çadırda kalıyorsunuz. Çadırlarda. Dün de bu Hatay merkezli depremi evet. Sizde. Bayağı bir etkiledi. Evet. Hissettim. Şu anda siz durmadan birkaç dakika önce yine tekrar oldu. Evet, biz hareket halinde olmadığımız için evet. Hissetmemişiz muhtemelen. Evet, çok geçmiş olsun. Seyran Tepe'nin eski ismi neydi? Topal Uşağı diye geçiyor. Topal Uşağı diye geçiyor. Vare Topal mı? Kurmancı olan. Topal Uşağı. Topal Uşağı. Evet. Çok sağ olun, teşekkür ediyorum. Geçmiş olsun tekrar. Evet. Topal Uşağı, Seyran Tepe yani yeni ismiyle Dulkadiroğlu ilçesine bağlı bir köy burası. Köyün büyük bir bölümü dışarıda yaşıyor. Boş evler ama burada zaten tamamen yıkılan ve enkaza dönüşen yapı yokmuş. Duvarları dökülmüş yapı var. İki kişi hafif yaralanmış köyde. Onun dışında neyse ki bir problem yaşanmamış. Bu binam.
Belki gazetede görüyorsunuz. Mezopotamya Ajansı, Diyarbakır'dan geldi. Evet. Yani bizim köyde çok hasarlar yok ama tabii gene de biz de depremzede şeyine giriyoruz. Evet. Yani bizde de imkanlar şu an zorlaşmış. Buraya hiç kıza yardım falan geldi mi yoksa? Geldi ama köyümüzde de dediğim gibi çok da böyle hani zor durumda olanlar yok. Yani şöyle aslında zor durum, yani deprem olunca ne kadar durumu iyi olursa olsun herkes depremzede oluyor. O yüzden aynen. O ilk etapta ya tabii ki bizim buraya gelenlere de yardım, insanı biz bitirendik. Yeri kalan kısmını daha çok ihtiyacı olan yerlere. Çok iyi. Gider. Evet. Hatta bizde fazlalığı bile çevre köylerde ihtiyacı olan yerlere de artık yani. Çok iyi. Evet, size bu yakın mesela Çiğli bayağı bir zarar gördü. Kara Hasanlı var. Evet. Onlarda hatta oturulacak ev bile kalmadı. Yok, gittik biz, gittik hepsine gittik. Kara Hasan'a gittik, obalarına gittik. Yedi obasının dördüne gittik. Söğütlü'ye gittik. Haklısınız. Yani oralar Söğütlü bayağı berbat. Tabii. Orada Zeynep Uşağı var, yerle bir olan evet. Geli var. Evet. Orada öksüzlü falan var. Onlar daha da berbat yani. Hı-hı. Onlar buradan da berbat. Oradan bayağı bir ölü sayısı da çok. Hı-hı. Evet, o yüzden siz buraya gelen yardımların büyük bir bölümünü oralara sevk ettiniz. Başka aynen, köylerde de biz gördük. Soku, Milyanlı'da filan başka yerlerde. Hı? Çok yani iyi. İhtiyacı olan köylerde telefon üzeri kim yardım istiyorsa o tarafa yönlendirme yap. Çok güzel, çok güzel. İyi bakın kendinize. Çok geçmiş olsun. Çok sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Görüşürüz. Evet, burada gerçekten güzel dayanışma örneklerini görüyoruz. Mesela bu an şu an bulunduğumuz bu Seyran Tepe'de büyük hasar görmemiş. O yüzden insanlar buraya gelen yardımları işte hemen yakınında bulunan Kara Hasan, Söğütlü, Çiğli, Kara Hasan'ın obaları. Çünkü çok zarar görmüş oralar. Buralara yönlendirmişler, sevk etmişler. Bu çok iyi bir şey. Evet arkadaşlar, şimdi aslında bu köy Engin Sincer'in de köyü. Gelmişken bunu da sizlere göstermek istiyoruz. Evet, Engin Sincer, Kürt siyasetçi, ömrünü mücadeleye vermiş bir siyasetçi. Şöyle şimdi hemen köyün içerisinde bir mezarlık ve bu mezarlıkta 1969 doğumlu, 2 Mart 1969'da doğan, 18.08.2003'te ebediyete uğurlanan Engin Sincer'in mezarı. Evet, depremde aslında bizim gittiğimiz köylerde etkilenen mezarlar da vardı. Zarar gören mezarlar da vardı ama burada Engin Sincer'in mezarında da diğer mezarlıklarda da herhangi bir problem göze çarpmıyor. Evet, Seyran Tepe'de durum biraz böyle. Burada evler hasarlı, ağır hasarlı olanlar da var ama yıkılan ev yok. O yüzden de köy buraya gelen yardımları depremden daha fazla etkilenen köylere yönlendirmiş. Burası Maraş yolu üzeri. Aslında Maraş'a 20 kilometre uzaklıkta. Pazarcık'tan Maraş'a giderken hemen Narlı'yı geçtikten sonra
sağda yolu var köyün. Öyle güzel bir yere konumlanmış bir köy. Evet, sadece işte burada bu duvarın, yani bu istinat duvarı kısmen çökmüş. Birkaç evinde duvarları dökülmüş, patlamış. Onun dışında enkaza dönüşen ev yok burada. Merhaba, kolay gelsin, geçmiş olsun abla. Geçmiş olsun. Evet. Bu da Afat çadırı, evin önünde kurulmuş. Yine depremden kurtulan büyükbaş hayvanlar var. Şurada da yine hayvanlar. Evet, amca ineğini temizliyor. Tabii bunlar da, bu inekler de depremzedeydi. Yem ihtiyacınız falan var mı amca? Yem yok, yem yok. Yem yok değil mi? Yem yok. Ben size o zaman şimdi bir telefon numarası vereyim. Bu şey diye çağrı yapmıştı. Eğer bizim telefon numaramıza bir çağrıda bulunursanız, konum atarsanız, büyükbaş ve küçük baş hayvanlarınız için yem getirebiliriz diye. Ben vereyim numarayı. Evet. Hayvan var yani bu. Bunları yere ayrı bırak kaldı. Evet. Ben hemen vereceğim size telefon numaralarını. Geçen bunda bir hafta var, bir kespa verdiler. Evet. Burada köyde peki enkazların altında kalan hayvan oldu mu hiç? Yok. Kalmadı değil mi? Zaten burada 5 hayvan var. Yok, 6 tane. Evet. 2 şu parçada var, 3'ü de benim, 4 de benim, 2 tane bırakmadım. Bir de şu komşuda var. Ha, başka yok. Başka. Yok. Anladım. Büyükbaş hepsi. Ha, büyük. Ufak da hiç yok. Yani tamam. Yapılacaksa ya da öyle bir şey varsa. Bu Söğütlü biliyorum, evet. Orada hayvancılık daha yok. Doğru söylediler. Biz gönderdik. Biz dedik onlara da o telefonlar ulaştırılsın. Biz kendimiz de tekrar uğrarsak vereceğiz. Evet. Bu köyde birkaç büyükbaş hayvan var. Yem sıkıntısı olduğunu söylediler. Bizimle irtibata geçen arkadaşlar vardı. Hani gittiğimiz köylerde varsa öyle bir ihtiyaç, telefon numaraları verin diye. Biz de burada internet şu an çekmediği için yola çıktığımızda şöyle göstereyim. Hemen karşıda Maraş yolu var. O yola çıktığımızda iletişim numaralarını göndereceğiz. Buradaki arkadaşlara, köylülere, onlar da irtibata geçecekler. Umarım o yem yardımını yaparlar. Çünkü köylerde evet insanlar için gıda az çok geliyor. Az çok çadır da geliyor. Ama hayvanların barınabileceği yer yok. Çadır yok. Özellikle Söğütlü köyü öyleydi. Yani sadece hayvancılıkla geçiniyorlar. Buraya yakın bir köy. O köyün ciddi anlamda yeme ihtiyacı var. Hayvanlar için çadıra ihtiyacı var.
Topaluş'a, yani yeni ismiyle Seyran Tepe'de durum böyleydi. Burada sadece birkaç binanın duvarları böyle çökmüş. Tamamen enkaza dönüşen yapı yok. Yaklaşık 60-70 aile yaşıyormuş köyde. Ama tabii 100'den fazla hanesi olan bir köy burası. Dulkadiroğlu ilçesine, Maraş'ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı bir köy. Maraş'a da yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta. Evet, buradan aktaracağımız şimdilik bu kadar. İyi bakın kendinize. Hoşça kalın.